Arkadaşlar iyi akşamlar biliyorsunuz fiillerin çekimine devam ediyoruz ve altıncı tensimiz olan present perfect tensi bir önceki videoda aktardım ama tabii ki biraz daha detaylı present perfect'i incelemekte fayda var çünkü öğrencilerin en çok şaşırdığı tenslerin başında gelen bir e, tens'tir. E, tabii ki fiilleri nasıl çektiğimizi burada daha önce anlatmıştım. Gene past tense gibi yani geçmiş zaman gibi burada çekiyoruz arkadaşlar. Yaptım, ettim, gittim, yüzdüm, uçtum, çalıştım vesaire vesaire. Ve bir örnek vermiştik. I broke my leg. Bacağımı kırdım veya ayağımı kırdım. I have broken my leg bu tensin yapısında. Ben gene bacağımı kırdım diyorum. Aradaki fark şuydu. Past tense'te iş geçmişte olmuş bitmiştir ve şu anda bacağım artık iyidir ya yürüyorumdur ya artık koşmaya da başlamışımdır ama artık ayağım aktiftir ama I have broken my leg bacağımı kırdım ise e, zamanımızı etkileyen bir süreçtedir yani artık hala bacağım ya alçıdadır ya kırıktır yeni yeni iyileşiyordur ama ayağımı kullan, kullanma sorunum devam ediyordur diye size bu konuda açıklama yaptım. Bu tensin Durum cümleleri arkadaşlar has have been'di. Yani nasıl past tense'te was were'ü veya simple present'le present continuous tense şimdiki zamanda emizardı. Gelecek zamanda will be'di veya near future'da e, going to be'di. Burada da has have been şeklinde. Yani ya has ya have. Has'i neyle kullanıyoruz? He it'le. Hezi kullanıyoruz. Tabii bir de bazı e, kalıplar vardı. Since for gibi. Bunlar da den beri anlamını veriyordu. İkisi de den beri anlamını verir. Since de Spesifik tam bir zaman 1990 mesela ama 1990-2022 arasında kaç yıl var arkadaşlar şöyle bir hesaplayalım 32 değil mi o zaman for ile yazarsak for 32 years yani for 32 yıl şeklinde 32 yıldır şeklinde e, bu tenste kullanımlar yapılmakta ve tabi ki olumlu olumsuz ve soru hallerini de bir, bir önceki Eğitim videosunda sizlerle paylaştım. Bu konularda sıkıntınız olduğunu sanmıyorum. Şimdi ben size biraz sonra Time Expression bunların örneklerine vereceğim. Ama gelelim şöyle bir bir cümle yapısı verelim. İşte ben bir öğrenciyim. Ben I, mezun olmak, graduate. E, bu cümleleri, eylem ve durum cümlelerini şu tenslere göre isterseniz bir yapalım. Ondan sonra tabii ki e, tensin incelemesine devam edeceğiz ki kafa karıştırmasın. Simple present tense'te ben durum cümlesi, yani I, ben bir öğrenciyim nasıl diyeceğim? I am a student. I am a student. Bakın. Bu simple present tense'te kullandığımız yapısı. Peki ben bunu şimdi durum cümlelerine devam edelim. Şimdiki zamanda kullanmak istersem gene aynısını kullanıyorum. Fark yok. Durum cümleleri aynı kaldı. Peki ben bunu e, gelecek zamanda kullanmak istersem burada ne yapıyorduk? Burada m artık yerini will be'ye koyuyordu. I will be a student. Ben bir öğrenci olacağım. Geniş e, düzeltiyorum. Near future tense'te ben bu durum cümlesini kullandığım zaman ne yapıyordum? Burada will yoktu. Ne yapıyorduk? Am is going to olacaktı. Am, I am going to be a student şeklinde bu tense'de de bunu ne yapıyorduk? Aktarıyorduk arkadaşlar. Bakın durum cümlelerde gelecek zamanı, şimdiki zamanı ve geniş zamanı verdik. Past tense'de ne yapıyorduk? Hemen şöyle bir onu da değerlendirelim. Bakın burada neydi? I am a student, değil mi? Bunu hemen I am'e past tense uygun bir şekilde I was a student şeklinde cümlemizi yaratıyorduk. Peki present perfect'te ben nasıl yapıyorum bu cümleyi? Hemen onu da yapalım. <laughs> I have been a student şeklinde present perfect'te de bunu veriyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli ayrıntılar. Bakın durum cümlesi I am a student. Şimdiki zamanda I am a student. Near future'da I am going to be a student. Future tense'te I will be a student. Past tense'te I was oldu, am burada was oldu. I was a student, present perfect'te I have been a student. Şimdi I have been a student, I am a student gibi günümüze kadar etkili. Ama I was a student ne demek? Bu ikisi arasındaki fark çünkü tercümeleri, çevirileri aynı. Artık bu noktada ben öğrenci değilim. Ben mezun oldum, bitti fakat I have been a student burada hala etkisi devam ediyor. Tabii ki demin since ve for'dan bahsettim. Diyelim ki burası şöyle bir e, bilgi vereyim atıyorum 2020 olsun. Bu niye böyle yazdıysa artık neyse düzeltiriz herhalde. Şöyle yapalım. Tamam. Burası 2020 olsun. O zaman ben burada since kalıbını kullanırsam ne diyeceğim? Since 2020. 2020'den beri öğrenciyim. Peki for'u kullanırsam o zaman ne olacak? Yani burada for kullanılırsa o zaman da bana bir süre lazım. 2020, 2022, hop 2 yıl. Peki o zaman 2 years Burada bu cümleyi tamamlayacaktır arkadaşlar. I have been a student since 2020. Yani 2020. Ben 2020'den beri öğrenciyim. Ben 2 yıldır öğrenciyim. Konuşma anında hala öğrenciyim. Peki eylem cümleleri nasıl yapabiliriz? Dönerim <laughs> arkadaşlar. Şimdi mezun olmayı söyleyeceğiz. Hemen şöyle bir buradan bir kopya alalım. Gerçi bu geniş zamanda kullanılacak bir cümle değil ama ne diyeceğiz? I graduate I graduate mezun olalım ne zaman mezun olalım every time diyelim hadi öyle bir saçma bir cümle olsun veya every year diyelim I graduate every year diyelim her yıl mezun olurum gibi saçma bir cümle olsun çünkü bu tensite kullanılması gereken bir yapı değil anlam olarak. Peki o zaman burada ben e, bunu e, şimdiki zamanda nasıl kullanıyorum? Hemen buraya emini koyuyorum ayın aldı emi ve graduating diyerek ben burada mezun oluyorumu söylüyorum ne zaman? This year diyelim buna da buna da böyle biz time expression verelim bu yıl mezun oluyorum şeklinde kullandık bunu peki gelecek zamanda nasıl kullanacağız hemen burada yapımızı düzeltelim I will graduate this year Değil this year de olur ama next year daha güzel anlatacaktır bizim cümlemizi I will graduate next year. Peki o zaman şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Hemen onu da yapalım. I am going to graduate next year. Yani ben gelecek yıl mezun olacağım. Peki past tense de nasıl yapacağız? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Ctrl copy copy paste diyelim. Evet buraya gelelim. İşte bunu da o zaman hemen Burada yardımcı fiili siliyoruz. Olumsuzda ve soruda ne vardı? Did vardı. Burada ise bu düzenli bir fiildir. Hemen graduated dedik. Ve ee, onu da şöyle yapalım. Last year yapalım. Yani I graduated last year. Geçen yıl mezun oldum. Peki o zaman e, ben bunu şimdi... Ee, bir e, present perfect'i uygun yaparsak nasıl yapacağız? Kalıbımızı unutmayalım. Have artı verb 3 kullanacak burada. Gene graduated e, diyeceğiz. Estudundu kaldı. O bir durumdu. I, I have graduated e, ne diyelim for two years diyebiliriz. Veya e, since diyelim. Burada since daha mantıklı bir yapı verecek bize. Since 2021 diye. 2021'den beri mezunum demek istiyor burada. Mezunum. Mezun oldum, mezunum. Eyvallah. Ama 2021'den beri mezun. Yani artık geçmişte mezuniyet almış ve hala mezun pozisyonda şeklinde bu cümleleri kurabiliyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz 6 tanesi kısaca bir örnek cümlede, birer örnek cümlede durum ve eylemini verdik. Peki. Since for'u demin anlatmıştım. Bu edatların ikisi de Türkçeden biri den beri anlamını veren veya o kadardır anlamını veren yapıyı göstermektedir. Yani Türkçedeki den beri İngilizce'de iki türlü söyleniyor. Since veya for. Ama buradaki tek fark since net bir nokta zaman veriyor. For ise süreyi veriyor arkadaşlar. Bir zaman süresi, süre ölçüsü veriyor. Since last week, geçen haftadan beri. Since last summer, geçen yazdan beri. Since last year, geçen seneden beri. Since one o'clock, saat 1'den beri since 2 o'clock saat 2'den beri since 12 o'clock saat 12'den beri since sunday pazardan beri since last summer geçen yazdan beri gibi. Tişörtlerin üzerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Bazı tişörtler varsa Örneğin yazar. Since 1981. İşte bu 1981'den beri demektir. Ona da bir örnek verelim. Since 1985. 1985'ten beri. Since 2011. 2011'den beri demektir. Ama bunlar hep bak dikkat edin. Spesifik yani belli nokta bir zaman veriyor. Burada ise süreyi veriyoruz. Yani ben tüverf okulok dediğimde eğer saat 12'de 12'den beri diyorsam ve şu an saat 15 ise demek ki 3 saattir, değil mi? O zaman burada for 3 hours derim. For 1 minute, 1 dakikadan beri, for 2 hours, 2 saatten beri, for 3 days, 3 günden beri, for 5 weeks, 5 haftadan beri, for 10 years, 10 yıldan beri diyebilirsiniz arkadaşlar. since ve Forum bu tense özgü kullanacağı kullanış şekli bu şekilde. Already ve yet ise arkadaşlar değişik bir durumdur. Yani her zaman kullanmazsınız belki ama anlatalım. Already şu anda bu durumda yani konuştuğumuz anda ...anlamını vermektedir. Yalnızca olumlu cümlelerde kullanılır soru... ...veya olumsuz cümlede... ...present perfect'te bunu kullanmıyoruz. Cümledeki yeri ise yardımcı fiil... ...have ile asıl fiil arasındadır. Yani I have already... ...şeklinde yazarız. Peki bakalım... Has the doctor come yet... Bu yeti anlatayım öyle yapalım isterseniz. Yet genellikle tamamlanmamış işlerde uncompleted actions da kullanılır. Yet henüz anlamını taşır. Bu kelime ise soru ve olumsuz cümlelerde kullanılmaktadır. Yani yet kullanarak sorulan bir soru cümlesine olumlu cevap vermek istiyorsak already ile veriyoruz arkadaşlar. Peki ona bakalım. Has the doctor come yet? Doktor Henüz şu anda direktör demiş özür dilerim yanlış okudum. Has the director come yet? Henüz şu ana kadar müdür geldi mi? Hala zamanımızı etkiliyor dikkat. Yes he, he has already come. Come came come. Üçüncü hali yes he has already come. Evet o zaten geldi anlamını verdi. Peki gelmediyse no he hasn't come yet. Hayır o henüz gelmedi demektir. Yani already ve yet arasındaki farkı da birçok örnekte zaten zamanla inceleyeceğiz arkadaşlar. Ever never bu çok önemli, çok karıştıracağınız bir e, yapıdır ama bunlar da bu de özellikle önem arz ediyor. Her ikisi de hiç anlamını veriyor. Bakın, hiç. Bunu lütfen kafaya yazın. Ama ever'ı soru cümlesinde kullanılırken never ise olumsuz cümlelerde kullanılıyor. Peki nasıl kullanıyoruz? Bakın, have you Been in England. Have you been in England? İngiltere'de bulundunuz mu? Have you ever been in England? Siz hiç İngiltere'de bulundunuz mu? Hiç. Yes, I have been in England. Evet, ben İngiltere'de bulundum. Ne diyelim? Three times. Veya Twice. Üç kere veya iki kez bulundum. Evet ben İngiltere'de bulundum. Ve de bunun şeyini de verelim bari de, o da kafanızda kalsın. Once. Bir kere. Hayır bulunmadım diyeceksek. No, I have never been in England. Dikkat. I haven't been in England. Demedik arkadaşlar. Yani bu cümlenin normali şu. I haven't being in England. Normalde bu cümlenin olumsuz hali bu. Fakat never'ı kullandığımız için artık bu nat'ı biz burada kaldırıyoruz. Bu nat buradan kalkıyor artık. Çünkü never geldi. Bunu lütfen ee, unutmayın arkadaşlar. Yani buradaki never'ın nasıl geldiğini ve nasıl kullanıldığını unutmuyoruz. Yani bunu biz burada hatta bir şekil ekleyelim. Orada hemen karşımıza gelsin. Ee, bakayım şöyle bir şey. Dit 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 şöyle bir şey yapalım. Çarpı vardı burada. Evet tamam şöyle olabilir. Hemen bir ekle çarpıyı koyalım. Şöyle bir arkadaşlar. Onu oradan kaldıralım çünkü. Şöyle yapalım ya. Tamam. Böyle kalsın. Nap gitti, never geldi. Never düz olumlu cümlede kullanılır ve olumsuz anlam verir. Yani I haven't been ne aynı anlamdadır. Arkadaşlar bunu lütfen unutmayın. Just Just henüz bitmiş bir işi ifade etmek için cümleyi yardımcı fiil ve asıl fiil arasına girerek bize anlamlandırır. I have just locked the door. Kapıyı tam şimdi henüz diyelim şöyle yapalım. Henüz tam şimdi kilitledim. Peki ben just'ı kaldırırsam buradan ne olacak? Kapıyı kilitledim olacaktı. Tamam. Ali has just come home. Ali came home. Ali tam şimdi eve geldi. Tam şimdi şu anda eve geldi. Have they just gone out? onlar tam şimdi mi dışarı gittiler şeklinde de just'ı kullanıyoruz. Bu örnekleri arttırdığımızda zaten dikkatli olun bunların hepsini çok çok iyi anlayacaksınız. Burada önemli olan ipuçları ben size verdim. Zaten daha önce bir düzenli düzensiz fiil yapılarını sizlere göstermiştim. Bakın be, been olmak, ee, beat, beaten, become become, become, became, become aslında. Verb 3 halleri bunlar. Bite, beaten, blow, blown, break, broken, bring, brought, build, built. Bakın, build, built, burn, burnt veya burned, buy, bought, catch, caught, choose, chosen, come, come. Come, came, come aslında. ikinci hali came demek. Cost, cost aynı. Cut, cut aynı. Deal, dealt. Do, dot, dan. Aslında ikinci hali did do did, did done. Draw drawn dream dreamt veya dreamed. Drink drunk drink drunk üçüncü hali ikinci hali drank. Drive drive driven. Draw, Eat eaten fall fallen feel felt fight fought find found fly flown forget forgotten forgive, forgiven şeklinde buradaki bir ve üçüncü halleri de size tekrar yan sahne sundum. Bunları da böyle tek tek böyle kafanızda kullanabilir veya yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi işte örnek veriyorum wake, woken. Yani wake, woke, walk, woken aslında ikinci hali woke'tur. We're, war, wonder. Win, wonder üçüncü hali. Bunlar irregular e, düzensiz fiillerin e, yani şöyle diyeyim bunlar e, düzensizdir çünkü stand stood oluyor bakın steal stolen oluyor değişiyor swim swam oluyor değişiyor. Ama bir de düzenleri vermiştik. Onlarda da belli başlı kurallar vardı. İşte arrived, arrived, Ask, asked, attend, attended, call, called şeklinde. Complete, completed, follow, followed, fix, fixed, finish, finished şeklinde değişiklikler yapıldığını bunları zaten düzenli düzensiz fiillerin kullanımı şeklinde size bir video halinde ders olarak vermiştim ama bu yansıları şöyle bir göstereyim size tek tek bunları isterseniz sizler de e, not alabilirsiniz bunlara çalışmanız yeterli bol bol da kullandığınızda yani her fiilde böyle birkaç kere kullanım yaptığınızda zaten otomatikman o fiilin kafanıza yerleştiğini göreceksiniz burada tabii ki pas durumlarını gösteriyor bunları e, zaten sizde tek teker teker işte y düşer i e d gelir işte carry carry it cry cried, hurry hurry study study it tidy tidy it try try bury bury prefer preferred, preferred, preferred travel traveled şeklinde son cevurgulu vurgulu okunmayanlarda son harf ikilenmez demiş happen happened gibi yani happened iki tane ne koymuyoruz order ordered gibi e, obey obeyed fix ve fixed şeklinde ee, biz bu kelimelerin de değişikliklerini yapıyoruz ve sizlere tabii ki daha önce bu tense ile ilgili de bazı örnekler aktarmıştım. Sizden istediğim şey şu. Şimdi arkadaşlar bakın istediğim şey derken bu bir ödev değil. Mutlaka present perfect tense ile ilgili sıkıntılar yaşayacaksınızdır arkadaşlar. Bunları da anlattım. Before hariç. Before'u ilerleyen e, adverbial clause'lara geldiğimizde daha net kullanırız zaten ama dediğim gibi Burada bu tenslerde kullanılan yapıları iyice öğrendiğinizde bu 6 tens şu anda artık kafanıza iyice yerleşmiş Olacak arkadaşlar ve sizden isteğim mutlaka sorunuz varsa bana iletmeniz ve e, sizlere benim yardımcı olabilmem amacıyla tüm sorularınızı kalıcı yorumlarda alabilirim veya dediğim gibi bana mail atabilirsiniz kostikel 71 kayıtlarda var zaten oradan da sizden bilgi alabilirim lütfen e, tekrarlarımızı yapalım ve e, bu konuları sık sık gözden geçirelim bakın size bir çarp daha verdim Hangi tense de nasıl kullanıyoruz o kelimeleri çekimleri dikkat edin Öğrenciyim Öğrenciyim Öğrenci olacağım Öğrenci olacağım Öğrenciydim Öğrenciyim Şeklinde Burada çekimler yaptık Ve birçok da since for Already yet ever never ve just'ın da örneklerini verdik. Arkadaşlar sizden ricam bu. Lütfen bu örneklerle ilgili çeşitleri arttırın ve kendiniz bazı cümleler kurun ve bunları da bana iletin. Sorunuz varsa, anlamadığınız bir yer varsa da iletmenizi rica ediyorum. Sizleri seviyorum, saygılar sunuyorum. Gerçekten eğer birazcık olsun üstüne düşerseniz İngilizceyi çorap söküğü gibi halledeceksiniz. Söz veriyorum. Yakın zamanda bu işi bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben Kıvanç Öztükel ve bugünkü dersimi sonlandırıyorum. Kolay gelsin.